Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İmanın altı şartından kaza ve kadere iman konusundayız kıymetli kardeşlerim. Bu akaid noktasındaki son yani 8. ve son dersimiz. Ana başlıklar halinde 8 dersi beraberce işlemiş olduk. Kaza ve kader önemli bir iman noktasındaki önemli bir mesele. Çok fazla da kaderin üzerinde durulmadığı halde ama ana başlıklarla alakalı bunda da bilgimizin olması gerekiyor. Çünkü farklı görüşler ve farklı anlayışlar olduğundan dolayı doğru görüşün aktarılması ve bu görüşte bir fikrimizin, bilgimizin olması gerekiyor. Kaza ve kader kelimeleri bu noktada ne diyebiliriz? Kaza kelimesinin sözlüğe baktığımızda 7 manaya geldiğini görüyoruz. Bu manalardan en meşhuru ise hüküm olduğu belirtilmekle birlikte ayırıcı, kesin hüküm, son söz ve kat'i fiil manalarına geldiği de ifade edilir. Kaza ezelde takdir ve tayin edilen şeylerin zamanı gelince ezelde takdir edildiği şekilde Allah'ın ilmi, iradesi, kudret ve yaratması yani tekvin ile meydana gelmesidir. Kader nedir? Kader ise bir şeyin ölçütü anlamına geldiği gibi bir işin gerçekliğini bilmek manasında da kullanılıyor. Kader aslında genel anlamda ezelden ebede kadar Allah'ın irade ettiği külli hükme ve önceden belirleyerek hüküm verme anlamına gelmektedir kıymetli kardeşlerim. Alemdeki canlı cansız her varlığın, güneşin, ayın, yıldızların göğe baktığımızda, yere baktığımızda her ne varsa hepsinin yoktan yaratıldığını biz biliyoruz. Bütün bunların belirli bir düzen ve ölçüler içerisinde hareket ettiğini ve değişip durduğunu, zamanı gelince de yok olduğunu gözlerimize görüyor, şahit oluyoruz. Bu ince düzen ve sürekli oluş ve yaratılış bir tesadüfün eseri asla olamaz. İşte bütün bunları yapan sonsuz bir güç vardır ki o da Allah Celle Celaluhu'dur. Onun bilgisi dışında hiçbir şey olamaz. Başlangıçtan sonsuza kadar ne olacaksa o, yani Cenab-ı Hak ilmiyle hepsini bilir. Alemde vuku bulan, cereyan eden her şey Allah'ın kaza ve kaderiyledir. Her şey Allah'ın ilim, irade ve kudretinin eseridir. İlahi kanuna tabidir. Her şeyde sebepler, bir takım ölçüler mevcuttur. Bütün bunlar Allah'ın kaza ve kaderine uygun olarak meydana gelmektedir. Allah bir sebep ve hikmete uygun olarak yaratır. Her varlık bir ilahi ölçüye bağlıdır. Alemdeki düzen ve istikrar, devamlılık, ilahi kaza ve kader ile mümkündür. Eğer böyle bir şey söz konusu olmazsa asla böyle bir mümkünlüğü ve devamlılık söz konusu olamaz. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce, İslam'dan önce yani cahiliye Araplarının kaza ve kader anlayışı nasıldı? Kısaca buna değinip daha sonra İslam'ın kaza ve kader anlayışına girelim kardeşlerim. Cahiliye döneminde Araplar, bunların anlayışı göklerin, ayların, yılların kısacası zamanın ve vaktin geçmesiyle ölümlerinin geleceğini, kendilerini yok edecek ve helaka sürükleyecek şeyin dehir, zaman, dehrilerle alakalı biliyorsunuz şu an bayağı gündemde olan bir konu. Bu dehir ve zaman olduğunu iddia ederler. Onlar bu bakış açılarıyla bir taraftan insanla ilgili her olayı zamana, dehre bağlarlar. Diğer taraftan da ilahi irade ve kudreti inkar ederler. Onlara göre her şey önceden belirlenenler doğrultusunda cereyan eder ve yapmış oldukları şeylerde ihtiyar yani seçme, irade ve kudret noktasında kulun hiçbir tesiri bulunmamaktadır. İnsana isabet eden olaylarda belirleyici temel faktör dehirdir, zamandır. Bir kimsenin başına gelen olaylar, yaşam ve ölüm, insanın başarısı veya başarısızlığı gibi durumlar, kısacası insan yaşamının her anı zaman tarafından belirlenmekte, tayin ve tespit edilmektedir. Göklerin ve yerin yaratılması, yağmurun yağması gibi insanın etkin olmadığı alanda Allah'a tam bir yetki tanıyan cahiliye Arapları zamanın sadece insan söz konusu olunca fonksiyonel olduğunu kabul ederler. Bu
Bu cahiliye Araplarının İslam'dan önceki bütün her şeyi dehire veya zamana bağladıkları kaza ve kader inançları. Peki Kur'an-ı Kerim geldikten sonra kaza ve kaderle alakalı nasıl bir inanç ortaya koymuştur? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kardeşlerim bazı ayet-i kerimelerle yola çıkalım. Kaza ve kader hakkında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Bismillahirrahmanirrahim İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Kamer suresi 49. ayet-i kerimede şüphesiz ki biz her şeyi bir kader yani ölçü ile yarattık. Başka bir ayet-i kerimeye bakacak olursak Furkan suresi 2. ayet-i kerimeye bakalım. Bismillahirrahmanirrahim ve halaka kulle şeyin fekaddarahu takdira. Allah her şeyi yaratmış ve her birine belirli bir nizam vererek onun kaderini tayin ve takdir etmiştir diye geçer. Mesela başka bir ayet-i kerimede farklı ayetler verelim. Hadis suresinden 22. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Bismillah ma esabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebra'aha inne zalike alallahi yesir. Yeryüzünde ve sizin başınıza gelen herhangi bir olay yoktur ki biz onu yaratmadan önce o kitapta bulunmasın. Doğrusu bunu bilmek Allah'a kolaydır. Yine Vakıa suresi 60. ayet-i kerimede Bismillah Nahnu kaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbukin. Aranızda ölümü şaşmaz bir plan çerçevesinde takdir eden biziz. Yine bir son ayet-i kerimeyle Kur'an-ı Kerim'deki kaza ve kader anlayışına bu şekliyle hadis-i şeriflere geçerek son verelim. Bismillah. Felebittu sinine fi ehli Medyen'e felebitte sinine fi ehli Medyen'e thumme ci'te ala kaderin ya Musa. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin ey Musa. Musa Aleyhisselam'ın bildiğiniz gibi bir hayat içerisinde Mısır'dan Medine'ye gitmesi yani Şuayb Aleyhisselam'ın olduğu yere gitmesi. Oradan da Tur Dağı'na Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan vahiy aldığı noktaya gitmesi noktasında bunların hepsini Cenab-ı Hak Celle Celaluhu belli bir kaderle tayin ettiğini bizlere bildirmektedir. Peki kaza ve kaderle alakalı hadis-i şeriflere baktığımızda ne görürüz? Biz kardeşlerim hatırladığınız üzere birinci, ikinci, üçüncü ve diğer derslerimizde Cibril hadisinden bahsetmiştik. Orada Cebrail Aleyhisselam ashabın olduğu bir toplantıda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ashabın birlikte olduğu bir toplantıda Cebrail'in geldiğini ve Cebrail'in bazı sorular sorduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevap verdiğini meşhur bir hadis-i şeriftir. Bunu sizlere aktarmıştık. Orada Cebrail imanla alakalı bir soru soruyor. Diyor ki Cebrail Femel iman, iman nedir? Ya Resulallah. Kale, Efendimiz buyuruyor ki En tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri vel kaderi kullihi hayrihi ve şerrihi. Yani Cibril hadisinde meşhur olan bu hadis-i şerifte iman esasları arasında kader zikredilmekte ve iman nedir sorusuna verilen cevaplar arasında kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermektedir. Bir başka hadis-i şerifte de üç şeyin imanın aslından olduğu ve bunlardan birinin de kadere iman olduğu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından buyurulmaktadır. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de bu hadis-i şerif geçer kardeşlerim. Yine hadis-i şeriflerin bazısında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaderi inkar etmeyi şiddetle yasaklayarak bu tür tavır sergileyenlere her türlü ilişkinin kesilmesi gerektiğini belirtmektedir. Her türlü ilişkinin kesilmesi gerektiğini belirtmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kardeşlerim. Her ümmetin mecusileri, ateşe tapanları vardır. Bu ümmetin mecusileri kader yoktur, kader yoktur, kader yoktur diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal'e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır. Yani çok dikkat edeceğimiz bir konu
kader yoktur diyenlerle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine takılınması gereken tavrı öğrettiği bir hadis-i şerif. Sahabe dönemine gelelim. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kader ve kaza konusunda tabii ki güzide ashabı yetiştirmişti. Peki onlar nasıl davrandılar? Bir iki olay size aktaralım kaderle alakalı. Mesela Hicret'in 17. yılında yani miladi 638 yılında Şam seferine çıkan Hazreti Ömer radıyallahu anh orada bir veba salgını ile karşılaşınca askerlerine derhal geri çekilmelerini emreder. Bunun üzerine Ebu Ubeyde yani o veba salgınında yer alan Ebu Ubeyde el-Cerrah radıyallahu anh Hazreti Ömer Efendimiz'e "Ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?" deyince Ömer radıyallahu anh da "Evet, Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum." cevabını vermiştir. Çok önemlidir bu. Allah'ın kazasından kaderine kaçıyorum cevabını vermiştir. Bir diğer olay da şu şekilde cereyan etmiştir. Yine Hazreti Ömer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir hırsız getirilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona niçin hırsızlık yaptığını sorunca hırsız "Bunu Allah takdir ettiği için yaptım." cevabını verir. Enteresan, bunu şu anda söyleyenler var. "Bunu Allah takdir ettiği için yaptım." cevabını verir. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh adama hırsızlık cezasını verir ve ayrıca onu kamçılatır. Fazla cezanın nedeni kendisine sorulduğunda Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh elinin kesilmesi yaptığı hırsızlığın, kamçılanması ise Allah'a yalan isnat etmesinin cezasıdır diye buyurur. Her iki olayda da hem Ebu Ubeyde radıyallahu anh Efendimiz hem de hırsız kaderi teslimiyet ve boyun eğme noktasında manasında algılarken Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh tedbiri ve insan iradesini ortaya koyarak insanın ihtiyar, irade ve kudretinin kaderde fonksiyonel olduğuna dikkat çekmek istemişlerdir. Peki madem irade var, o zaman irade, ihtiyar yani seçme nedir? İnsanlar için söz konusu olan irade genel olarak dört temel manayı içerir. Bunlardan ilki bir işin bir şeyin olmasını dilemek, istemek, temenni etmek ve arzulamaktır. Yapmıyorsunuz, sadece istiyorsunuz, temenni ediyorsunuz. İkincisi birilerinin bir şeyi yerine getirmesini emretmek ya da birilerini bir şey yapmaya davet etmektir. Siz yapmıyorsunuz ama başkasına bunu söylüyorsunuz ve yaptırıyorsunuz. Üçüncüsü rıza göstermek, benimsemek, razı olmak demektir. Birileri bir şey yapıyor, siz de ona razı oluyorsunuz. Bu da iradeye giriyor. Dördüncüsü de eylemi gerçekleştirenin unutma, gaflet, yenilgi ve başka baskı altında tutulmadığını beyan etmektir. Bu da sizin ifadeniz olarak dördüncü bir irade şekli. Çünkü bir varlığın eylemin gerçek sahibi olduğu, eylemini herhangi bir baskı ve zorlama altında gerçekleştirmediği ancak bu şekilde ortaya konabilir. Bu yüzden kardeşlerim, insan iradesiyle kendisinin bizzat yaptığı, sebep olduğu veya benimsediği her türlü fiilden sorumludur. Düz iradesiyle bunu seçtiği, ihtiyar ettiği ve benimsediği için. Allah'ın iradesi peki nasıl? Allah'ın iradesi olmuş, olan ve olacak her şeyi kapsamaktadır. Allah irade edilmesi imkan dahilinde bulunan her şeyi dileyendir. Mümkün olan her şeyi ifadesinin içerisine insan eylemleri de girdiğine göre Allah onları da dileyendir. Bu manadaki irade İyi, kötü, güzel, çirkin, taat, masiyet gibi her şeye tahallük eder ve her şeyi içine alır. Allah her ne kadar kötü fiillerin yaratılmasını irade buyursa da onları emretmez ve onlara hiçbir şekilde rıza göstermez. Burayı tekrar okuyorum. Allah her ne kadar kötü fiillerin yaratılmasını irade buyursa da onları emretmez ve onlara hiçbir şekilde rıza göstermez. Bunun içindir ki emir, rıza ve muhabbete dair iradesi sadece iyi, güzel, faydalı ve taat ile ilgili şeylere taalluk etmektedir. Allah'ın iradesini üç açıdan ele alınır. Bunlardan ilki yaratmaya taalluk eden irade, ikincisi emre, üçüncüsü de rıza ve muhabbete dair irade olmaktadır kardeşlerim. İlahi iradenin her şeyde hükümran ve söz sahibi olması bakımından Allah'ın irade ve meşiyetine külli irade denilir. Bu bakımdan ilahi irade insanın iradesini de kuşatır. Allah insanı herhangi bir eylemi yapmaya zorlayıcı değildir. İçinde yaşadığımız dünyada tecrübe ile sabittir ki Allah her şeyin yaratıcısı olmasına rağmen
İnsan yaptığı şeyleri özgürce yapmaktadır. Nitekim insanlardan her biri kendisini hür tercihler yapabilen, yapmak olduğu şeyin tam zıttını işleme imkanına sahip bir varlık olarak bilmektedirler. İnsanın irade sahibi olarak yaratılması, tercih etme eylemini de kendi sorumluluk alanına dahil eder. Bu prensipten hareketle her insan yaptığı şeyi yapmaya kabiliyetli olduğunu, yapmayı arzu ettiği şeyden başkasını tercih etme ve onu da gerçekleştirebilmeye yetenekli bulunduğunu, yapmayı arzu ettiği şeyden engellendiğinde böylesi bir müdahalenin can sıkıntısı olduğunu bilmektedir. Aynı zamanda herkes yapmak istediği şeyin aksini yapmak noktasında özgür bir iradeye sahip olduğunun da farkındadır. Bu yüzden de ki kardeşlerim, yapılan eylemin insanın kendisine ait olduğu gerçeğini reddetmek için hiçbir yol ve hak yoktur. Allah Celle Celaluhu peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle temel ilke ve esaslarını açıklamıştır. Hidayet ve dalalet yollarını göstermiştir. Böylece de insanı emir ve yasaklara muhatap kılmıştır. İman edilmesi gereken esaslara iman etmenin, emir ve yasaklara uymanın yolu akli istidlal ve fikri çabadan geçmektedir. Bu ise ancak özgür bir irade neticesinde gerçekleşebilecek bir olgudur. Bu yüzdendir ki insanlardan bazısı kendi iradesiyle iman etmekte, bazısı inkar etmektedir. Bazısı yine kendi iradesiyle emir ve yasaklara itaat etme noktasında bir duruş sergilerken, diğer bazısı da isyan etmektedir. Şayet insanların iradesi zorlama altında bulunsaydı, iman veya inkarın, itaat ve isyanın hiçbir anlamı da olmazdı. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu En'am suresi 35. ayet-i kerimede Bismillah وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Eğer Allah dileseydi hepsini imana getirebilirdi. Herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını bu ayet-i kerimeyle sahip oldukları hür irade ile hidayeti tercih ettikleri takdirde onlara imanı yani hidayeti nasip edeceğini beyan etmektedir ve hiçbir zorlama yoktur. Çünkü Allah dileseydi tüm insanları hidayet üzere olmaya dileseydi zorlayabilirdi. Cebir ve zorlamanın bulunduğu bir yerde ise hidayetten söz etmenin hiçbir manası olmamaktadır. Hidayet ancak ihtiyari eylem neticesinde hasıl olan bir durumdur. Seçersiniz. İşte bu yüzdendir ki Allah insanlara vermiş olduğu akıl ve irade ile tercihlerinde özgür bırakmış, dileyene hidayeti, dileyene de dalaleti vermiştir. İnsanın iradesi vardır. İnsan bazen istekli olur, bazen isteksiz olur, bazen bir iş yapmak ister, bazen istemez. Bunlar onun iradesinin varlığının delilidir. İnsanın bu tarzda anlaşılan iradesi Allah'ın yüce, mutlak, tarifi imkansız iradesinin yanında ise çok küçük bir iradedir. Çok basit bir iradedir. Bu bakımdan insanın bu iradesine Allah'ın külli, mutlak iradesi yanında cüz irade denilir. Peki hayır ve şer ne? Hani hayrihi ve şerrihi, hayrın da ve şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak, kaza ve kader inancının içerisinde ya, hayır ve şer ne? Buna da bakalım. İnsanın ihtiyari eyleminin meydana gelmesinde hem Allah'ın hem insanın etkisi bulunmaktadır. İnsanın ihtiyarı eyleminin meydana gelmesinde hem Allah'ın hem insanın etkisi bulunmaktadır. Allahu Teala yaratır, insan ise o yarattığını kesbeder yani kazanır. Eylemin Allah tarafından yaratılması insanı hiçbir şekilde mecburiyet altında bırakmaz. İnsan sahip olduğu hür irade ve ihtiyarı doğrultusunda bir eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğinde Allah'ın onu yaratmasıyla o eylemi kesbeden insandır. Allah'ın eylemi yaratması insanın onu yapmaya, kesbetmeye yönelmesine bağlıdır. Çünkü Allah insanın kesin bir şekilde yapmaya karar verdiği her eylemi yaratır. Kesin bir şekilde karar verdiği her eylemi yaratır. İnsan ihtiyari eylemlerini gerçekleştirmede herhangi bir zorlamayla karşı karşıya kesinlikle değildir. Tam aksine eylemlerini özgür bir şekilde yapmaktadır. Sahip olduğu özgür irade doğrultusunda tercihlerini yapmakta, Allah'ın kendisinde yarattığı bilfiil kudretle eylemlerini gerçekleştirmektedir. Allah'ın yaratmasıyla yakın ilişkisi bulunan ilim, irade ve kudretinin insan üzerinde herhangi bir baskısı
ve zorlamasının söz konusu olmadığını anladık. Nitekim insan fiillerini yaparken kendisini hür, fail, işi yapan yani ve kasip ve onu dilediği gibi, istediği gibi kazanı olarak hisseder. İnsanın hür iradesiyle Allah'ın yapınız diye razı olduğu şeyleri yapması hayır. Yine insanın hür iradesiyle Allah'ın sakınınız, yapmayınız, kaçınınız diye yasakladığı şeyleri yapması şerdir. Hayır ve şer iki fiilin de insanın iradesi sorucu Allah'ın yaratmasına hayır ve şer Allah'tandır denir. Yani hayır ve şerri Allah yaratır, yaratma Allah'a aittir, kul ise irade eder ve fiil hakkında herhangi bir zorlama olmadan seçimini yapar ve o fiili işler. Kaza ve kaderin insanla ilgisi bilmek ve yaratmak bakımındadır. Mesela biz Maturidi itikadına göre kader olmuş, olan ve olacak her şeyi Allah'ın bilmesidir ve ilim sıfatıyla alakalı olarak söyleriz. Kaza ise bu bilme doğrultusunda zamanı gelince nesne ve olayların yaratılması anlamına gelmektedir ve tekvin yani yaratma sıfatıyla ilişkilidir. Bu bakış açısının doğal bir sonucu olarak insan kendisi hakkında belirlenen bir senaryoyu oynayan bir aktör olmamakta, senaryoyu bizzat yazan ve yaşayan olmaktadır. Dolayısıyla o meydana gelen her türlü hadisede kaza ve kadere sığınmak yerine olayın nedenlerini araştırmak, onları ortadan kaldırmak için bazı girişimlerde bulunmak zorundadır. Hidayet, dalalet, rızık ve ecel kavramları yine Maturidi'nin kaza ve kader meselesiyle ilişkilendirerek açıkladığı kavramlardır. Kur'an'da Allah'ın bir kimseyi hidayete erdirmeyi veya delalet üzere bırakmayı dilemesiyle ilgili ayetleri Maturidi onun ilmiyle açıklamaktadır. Allah insanların gelecekte hidayeti veya delaleti tercih edeceğini ezeli ilmiyle bilmektedir. İşte bu ilmi doğrultusunda da olayları dilemiştir. Peki rızık meselesine gelince, rızık meselesinde rızkın tahsisi, genişletilmesi veya daraltılması insanlar arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Böylesi durumlarda emir tamamıyla Allah'a aittir. Bir sebebe binaen ya da sebepsiz olarak rızıklandırarak kimilerine rızkı bol, kimilerine az ihsan edebilir. Üzerimize düşen ise gerekli tedbirleri alarak helal yollardan rızkımızı aramamızdır. Son olarak kardeşlerim, kaderimiz belli ise neden dua ederiz? Bu konuya Gazali'den bakalım. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, Allah'ın çizdiği kader değişmeyeceğine göre duanın ne faydası diye kendisine ne faydası vardır diye kendisine sorulan soruya şöyle cevap vermiş. Duada kazayı geri döndürmek vardır. Dua belanın reddine, rahmetin elde edilmesine sebeptir. Kalkanın okun geri tepmesine, yağmur suyunun bitkilerin yeşermesine sebep olduğu gibi dualar da ilahi rahmetin elde edilmesine ve belaların reddine sebep olurlar. Ok ile kalkan karşılaştıkları zaman kalkanın oku geri ittiği gibi bela ile dua karşılaşınca da dua belayı geri iter. Bu da Allah'ın bir kazası hükmüdür. Allah'ın kazasına rıza sebebe sarılmaya mani değildir. Sebeplere sarılmak mecburidir. Hayrı takdir eden onu bir sebebe bağlamış, şerri takdir eden de onu def etmek için sebepler hazırlamıştır. Duanın bir faydası da Allah inancı ile birlikte kalbin huzurunu temin etmektir. Bu ise ibadetin ileri hedeflerindendir. Demek ki kardeşlerim, dua iyiliğin gerçekleşmesi veya kötüyün uzaklaştırılması için bir sebep olabilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun hocam. 8 dersi tamamladınız. Akaid ayımızı bitirdik. Ben bu konu hakkında hani sizin bir düşünceniz varsa, bir söyleyeceğiniz varsa sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Elhamdülillah Genç Safa kardeşlerimiz çok güzel bir program hazırlamışlar. Akaid de başladı. Akaid görevi bize tevdi edildi. Biz de akaid ile alakalı temel başlıklar halinde 8 haftalık yani 8 daha doğrusu derslik 1 aylık 8 derslik programımızı gerçekleştirmiş olduk. Rabbim bu konuda emeği geçen bütün kardeşlerimize ecrini dünya ve ahirette nasip buyursun. Böyle güzel hizmetleri daim kılsın inşallah. Herhalde bundan sonraki program
İlmihal'le alakalı yine 8 ders bir Evet program hocam. yapacaklar. Ondan sonra belki başka programlar da gelecek. Rabbim hepsini huzurlu, bereketli, faydalı ve tesirli kılsın inşallah.